Defne hadi. Tamam. Dik tut, dik tut. Biraz doldur, doldur. Heh. Şöyle. Düzelt şunu. Heh. Düzelt. Koray. Kızlar yorgun mu? Tamam, gözünden de bir şey kaçmaz senin. Toparlarlar şimdi. Bu ikincinin de elbisesinde sorun var, değiştirin. Nasıl sorun var Ömer? Bu ayakkabıyı ofis çıktığı için önüyoruz. Böyle bir şeyin altında olmaz. Değiştir. Defne suyu. Ha? Defne suyu. Oo, kahramanımız gelmiş. Ömer, kurtar beni bu kaosta. Batacaksın. Ne canım? Batacaksın diyorum. Onlarla kumda yürünmez. Çok düşüncelisin. Ne giymemi istersin? Ne yakışır bana? Bir düşünelim. Böyle belki topuksuz, daha düz bir şey. Belki çıplak. Mantıklı. Mantıklı. Bu kapıdan çıktıktan sonra aklında işten başka bir şey olmayacak. Anladın mı? Anladım. Güzel. Yoğun bir gün bizi bekliyor. Çıkalım mı artık? Sinan Bey de teşrif etti. Günaydın, guten morgen, good morning, buongiorno. Nasılsın ekip, ne yapıyorsun? Harikayız. Şey yani ekip çok iyi çalışıyor, harika. Güzel. Koraycığım, sen nasılsın? Hayatım iyi değilim. Bak şu huş ortağına bir şey söyle. En güzel yaşımdayım, güneşin altındayım, her tarafım kırışacak, bir şey söyle şuna. Oğlum ne yapıyorsun, o bir sanatçı ya. Ne haber? Aa, şaka yapıyorsun herhalde. Yok. Al şunu. Şekerim, çantandan tavşan çıkaracağına git karavandan bana dolup dolup bir şeyler getir. 40 numara olsun. Defne, karavana gitmişken üstüne daha rahat hareket edebileceğim bir şey git. Belki ayakkabı falan değiştir yani. Peki Ömer Bey. Kız, kalsın krem. Ver. Ucuz da bir şey. Ama olsun. Süreyim biraz. Korktun mu? Sinan Bey. Nasıl ama? Tam bir teknik adam değil miyim? Ha? Şş, Sabri! Oğlum çevir oradan. Ya da bak şey vardı. Latin bilir misin? Ver şunları. Şöyle bir şey. Sonki iş dört. Kombenenna ya ya yancı. Kombenenna ya ya panço buyruğu. Kombenenna ya ya panço. Başım mı döndü? Gel sana da sürüm şunu. Defne! Ömer Bey geliyorum. Gitmem lazım. Tamam. Şişt, dur. Aç avucunu. Şunu. Yüzüne sür süt gibisin, yanarsın ha. Defne! Koş, koş, koş. Patron kızıyor, koş. Ay, o kadar üstüne plan yaptık ama salak galiba. Kız değil mi? Ay, kafası kopmuş tavuk gibi oradan oraya koşturuyor. Ay, işimiz var bizim bununla. Neriman, ver bakayım şunu. Ver şu gördüğünü, ver. Ne zarafet kaldı, ne bir şey. Bir Yasemin'e bak, bir de bizim Safoz'a bak. Saldım çayıra, Mevlam kayıra. Deli dana gibi koşturup duruyor. Beceriksiz bu ayol. Ne yapsın Neriman? Kızcağız işini yapıyor. Asistan değil mi o? Ay Necmi, asistan olsun diye mi biz bu kıza para verdik? Ya hayır, asistan olarak işe aldırdık ya, onu diyorum Neriman. İyi de Ömer'i kendine aşık etsin diye asistan yaptık. Adamı kadınlara küstürsün diye değil. Neriman, gidip daha mı yakından baksak acaba? Yani olaya el mi koysak diyorum. Ay yok yok. Bu şimdi bizi görünce iyice heyecanlanıp hepten işleri berbat eder. Ay tepemden böyle bir şeyler, bir ağrı, bir şey inip duruyor.
Ver şu düğümünü. Neşe! Ver şunu. Koy. Yasemin, gel kucağıma otur. Otururum valla. Tamam o zaman. Tamam, veririm ben sana. Hadi. Ortak, konuşalım mı? Konuşalım. Baş başa. Hadi kızlar, toparlanın hadi. Sinan. Sen bu kızı nereden buldun? Hangi kızı? Sinan, Defne'yi. Benim asistan hani yeni. Ha şey ya, CV'lerden başvurmuş. Ben sanki Manu'da bu garsonluk yapıyor diye hatırlıyorum ama... Manu. Ya Manu, Manu. Şey var öyle bir şey, evet doğru ama kızın çok güzel CV'si var ya. Biz zaman böyle parasız kalmış falan, işte garsonluk da yapmış. Ne bileyim, sen seversin böyle şeyleri, ben takılmazsın diye düşündüm. Sonuçta kız çok iyi her işi yapıyor yani. Bir şey yapıyor da hiç baktın mı ailesi kimmiş, neyin nesiymiş? Araştırdım. Yedi göbek saraydılar onu. Onu ne bileyim, ailecek mi geldiler, görüştüler? Ya sen onu mu bırak, ne yapacaksın ki ailesine? Evleneceksin mi? Anasından nasıl bilmem abi. Kızın süper bir enerjisi var. Süper bir enerjisi var. Göreceğiz. Tuğçe'cim biraz ayağını kaldı. Güzel. Harikasın. Ama bu bitti. Değiştirin ayakkabıyı. Kime diyorum? Ay seni dayan şişti. Ayakkabı getirin. Ay adam ayakkabı diye bağırıyor. Kızım şey, seni tırnak yiyeceğini. Ayakkabı getirin. Ayakkabı. Ay Allah'ım ya Rabbim. Ha. Ben de. Tamam çabuk ol. Hadi. Ey Allah'ım. Ay Allah'ım. Çıkarın çıkarın çıkarın. Ay adam bağırıyor. Uzatsanız da canım ayağınızı. Kızım hadi diyorum hadi. Ay tamam. Al, yakın. Hadi. Koşun. 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 Ay salla. Ne oluyor ya? Ay batırdı bizimki. Yürü gidiyoruz. Nereye? Duruma el koymaya. Tamam gidelim. Hemen gidelim. Hemen gidelim. Koşun koşun. Beceriksiz. Salak. Gerçekten uğursuz bir gün. Buraya gel, ne yapıyorsun? Kızım koşun. Çabuk götürün. Çabuk götürün. İyi misin? Kırıldı galiba. Kırık olsa duramazsın, gel. Bilmeden oldu Ömer Bey. Bir şey olmaz, telaş yapma. Çok senin acıyor mu? Kırıldı, kırıldı. Of. Ay. İlk yardım çantası getir. Ömer Bey, ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Gerçekten çok özür dilerim ama yanlışlık da oldu. Bir anda kazara ayağım takılınca tabii suya düştü. Biri ilk yardım çantası getirecek mi yoksa ben bağırmaya devam mı edeyim? Ya şu Ömer'e baksana. Şu asistan kızla ilgileneceğine Tuğçe'ye bakmıyor. Bakmıyor. Kız hastalanacak şimdi. Islandı. Üşütecek. Ne yapacak Ömer? Üfleyerek mi kurutacak? Ha böyle. Ömer Bey. Ama siz böyle cevap vermeyince yani tabii bir tepki de vermeyince ben kendimi çok kötü hissediyorum. Sonuçta kazaydı, bilerek de yapmadım tabii. Özür dilerim. Bu ne bu? Burada mı oldu? Yok. O doğuştan. Doğum lekesi. Acıyor mu çok? Aa, ha, durum pek de o kadar kötü değilmiş. Baksana Ömer diz çökmüş kızın önünde. Gerçekten gözlerime inanamıyorum. Ay vallahi ben de inanamıyorum. Ay pis. Yasemin değil mi o?
Ay dur şuna bir laf sokayım. Sok sok. Hadi gel. Ay ay ay. Ay Üskat. Kül kedisi ayağını vurmuş. Sinirlerim bozuldu. Bir çuval inceli berbat ediyordu. Salak. Ömer'i de gördün ama değil mi? Nasıl da koştu yardıma. İçindeki kahraman fışkırdı resmen. Birisi ayağını burksun da kurtarayım diye bekliyormuş. Keser misin? Zaten canım sıkkın. Şimdi saçını başını yolarım seninle. Ay. Olay renklerle yazı getirmiş Neriman Hanım. Çok şıksınız. Yasemin. Solgun görünüyorsun. Yok canım. Sizi gördüm kendime geldim. Bizi hiç boş bırakmıyorsunuz. Ne güzel. Mümkün mertebe canım. Mümkün mertebe Ömer'i görmeye çalışıyorum. Bazı görmemişler oğluşumuzu kandıramasınlar diye. O zaman iyi ki geldiniz. Bakın görmemişin hası orada. Gördünüz mü? Aa. Kim ki o? Hiç tanımıyorum. Ömer'in yeni asistanı. Beceriksizin peki. Aa, Aslı'ya ne oldu? Daha iyisini buldu. Bakayım. Aa, katiyen tanımıyorum. Dur gelmişken bir gidip tanışayım. Bence hiç zahmet etmeyin. Bugün yarın kapının önüne konur zaten bu sakarlıkla. Diyorsun. Ay dur canım. Kapı bizim kapı ne de olsa. Ben yine de bir bakayım. Necmi. Cennet burası ya. Huri dolu, huri. Necmi! Geliyorum hayatım, geliyorum. Hadi. Gel. Sağ ol güzelim. Aç bakayım ağzını. Hoppa. Görüşürüz. Merhaba Canan Hanım. Merhaba. Gördün değil mi nasıl beti benzi atmış? Duydun mu ne dedi? Kim? Ay Yasemin. Kızı sevmemiş. Bu iyiye işaret. Neden? Yasemin beni kesin bir şey hissetmiştir. Kızı sevmemesi çok güzel. Doğru yoldayız demektir. Hay. Tamam boş ver. Yasemin kendinden başka hiç kimseyi sevmez. O başka. Ay anlamazsın. Erkeksin ne de olsa. Hadi yürü yürü. Şimdi ben güzelce sardım bunu. Sen bugün hiç üstüne basma. Güzelce ne dinlen. Bir iki güne geçer. Anlaşıldı mı? Hı hı. Sadece dinlen. Anladın değil mi? Peki. Güzel. Ay Ömer. Canım bebeğim. Muah. Muah. Amca yenge siz ne yapıyorsunuz ya burada? Biz gezintiye çıkmıştık. Burada olduğunuzu öğrendik. Bir uğrayalım ziyaret edelim dedik. Gezintiye Şile'ye. Yani biz buraları çok severiz ayol. Yani danslar, diskolar, gece falan. Bu hanım kızımız ki? Hanım kız Defne. Yeni asistanım. Aslı'nın yerine geldi. Aa öyle mi? Merhaba. Memnun oldum canım. Ben de memnun oldum Neriman Hanım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bir dakika sen adını nereden biliyorsun? Ayol bilecek tabii. Ünlüyüm ben. Dergiler vergiler. Tabii tabii tabii. Dergilerden gördüm. Hep fotoğraflar dergilerden. Nasılsın canım? İyiyim. Sağ olun işte bildiğiniz gibi. Canım benim, ben seni nereden bileceğim canım? Ay, ay amcam bak sıkıldı. Sıkıldı senin amcan, huysuzlandı. Hadi, hadi gidin seti gezdir ona, hadi. Evet, hadi. Sıkıldım ya. Şu suya düşen mankene bir bakalım ne olmuş kızcağız, hadi. O kadar yol gelmişsin, gel bakalım amca, gel. Hadi, gel, gel. Basma sen de üstüne. Gel, gel. Kaçtı hanım. Kızcağızım, sen biraz durgun zekalı mısın? Nedir o öyle pot üstüne pot? İşte ben öyle bir anda heyecan yaptım. Mankeni suya düşürmeler, ayağını burkmalar. Sadece Ömer'in dikkatini çekeceksin, bütün dünyanın değil. Doğru söylüyorsunuz. Gerçekten çok özür dilerim. Bir daha olmayacak. Bana bak, Yasemin sana bir şey söyledi mi? Yok. Da ben pek sevmedim ya o kadını. Ay, o da seni sevmemiş zaten. Çok iyi, çok iyi. Aynen böyle devam et. Nasıl yani? Ay, ya anlamazsın sen. Boş ver. Bana bak, senin yüzün düşmüş. Hı-hı, olmaz böyle. Hayır, gülmen lazım senin. Gel, gel bakayım. Ama sen sakarsın be kızım. Hah, gel. Bu böyle olmaz. Erkekler
güler yüzlü kadınlardan hoşlanırlar. Sen hep güleceksin. Gülümse bakayım, gülümse, gülümse. Ha? Aynen böyle. Hadi gel. Ben bu Yasemin için hiç anlamadım. Ay, sen konuşunca ben çok sinirleniyorum ama. Yürü, gülümse, yürü. Yok ben gidemem. Ömer Bey bana otur dedi. Oo. Hadi hadi. Arkadaşlar paydos. Ellerimize sağlık. Kendimize alkışlıyoruz. Bravo. Bravo. Ay konuşamadık canım. Bugün seni ben bırakayım. Yok bırakma. Sen onu bırakma canım. Bırakma. Ömer. Yengeciğim. Yengeciğim buradayım. Canım bak kızın haline bak. Çok fena durumda. Hemen al götür sen onu ve çabuk ol. Bizim arabanın arkasında araba. Çabuk ol. Acelem var. Çabuk. Gel. İyi misin sen? Ay canım benim. Benim hanım. İyi akşamlar. Sinan. Ömer nerede? Defne'yi götürdü. Bana kaldın hadi gel. Aşk olsun. Hepimiz gerginiz zaten. Gerginliğin de bu kadar yakıştığı biri. Necmi. 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 Şükrü, bugün Defne çekimde neler yaptı, haberin var mı? Ne yazık ki Ömer Bey, çekimleri izleme fırsatım olmadı. Ben anlatayım o zaman. Baş mankenimizi suya düşürdü. Pek beğenmedi galiba kızın giydiği ayakkabıları. Pat diye denize attı kızı. Vallahi istemeden oldu, ne alakası var? Ya Şükrü abi sen beni az çok tanıdın, ben öyle bir şey yapar mıyım? Ben öyle bir insan mıyım? Vallahi bana da hiç öyle gelmemiştin. Vallahi istemeden oldu Ömer Bey, aşk olsun. Ben kızın yani hanımefendinin ayağına ayakkabı giydiriyordum. Sonra? Sabun gibi kaydı gitti pat diye denize düştü. Ömer Bey, hanımlar bazen birbirlerini az tanısalar da haris duygulara kapılabiliyorlar. Haris? Yok ben asla haris değilimdir. Haris kıskanç anlamında değil miydi? Yok yok kusura bakma ben beni böyle tanımanızı istemem gerçekten lütfen. Öyle olsun bakalım. İkna olduk mu Şükrü? Efendim siz olduk diyorsanız. Hadi olduk diyelim. Gel. Ne var Defne? Ömer Bey ben çıkabilir miyim? Çık. Aslında keşke direkt eve gitseydin. Yani bugün çok yoruldum. Bak sen ayakta duramıyorsun. Yok zaten bir sürü iş vardı da. Ama şimdi çıkabilirim. Defne senin bir derdin var ne oldu? Yok. Şimdi benim çantam suya falan düştü ya. Tabii ayakkabılarım da içinde ıslandı kaldım bunlarla. Ne ayakkabısı? Çok önemli bir şey değil. Tabii bu topuklu ayakkabılarla böyle metrobüste ayakta durmak çok zor. Böyle kendi babetlerimi getiriyordum ama. Şey değil. Maaş yatınca yenisini alırım ben. Çıkabilir miyim? Hadi çık sen çık. Tamam. Teşekkür ederim. Bak bandaj bile yeşil. Zevkli kız işte. Hadi be. Defne. Nasıl oldu ya? İyi fena değil ya. Eve gidip uzanayım geçer. Defne Hanım damgasını vurdu canım bugüne. Maşallah. Ama vardır böyle tipler. Olayın merkezinde olmazlarsa rahat edemezler. Hayatım sen varken kim nasıl olayın merkezinde olabilir? Kimin haddine merak etme sen. Neyse ben gideyim otobüsü kaçırmayayım şimdi. Geri. Otobüs falan. Ay ne cici. Sen bari sarı dolmuşa falan bin. Akbilin de vardır senin. Evet var. Sarı dolmuşlarda akbil falan geçmiyor. Hem artık zaten İstanbul kart var. Doğru söylüyorsun. Ayrıca otobüslerde para da geçmiyor. Karttan bende de var. Şaka yapıyorsun. Kızım İstanbul trafiği diye bir gerçek var herhalde değil mi? Yerin altından her yere daha hızlı gidiyorsun. Sinan, kafaya alıyorsun beni. Gayet ciddiyim. Sana çıkartalım bir tane. Şirketten para almam. Hadi kaçtık biz. Sinan, kafaya alıyorsun beni. Kız, gel.
kızım, ayağına ne oldu? Çekim yok muydu bugün? Vardı ama şu an bir şey anlatamam. Anneannem delirmiş durumda. Zaten 1000 kere falan aradı. Benim hemen eve gitmem lazım. Yavrucuğum, Türkan teyzenin zembereği zaten patlamıştır. Sen o zılgıtı yiyeceksin. 5 dakika otur şuraya. Gerçi o da doğru. Ah, çek ayağını. Anlatsana, kimler vardı? Bütün mankenler var mıydı? Hepsiyle fotoğraf çektirdin değil mi? Aa, sen şimdi şakır şakır yüklersin selfie'leri ha. Ünlü mankenlerle selfie keyfe. Yok canım. Ben o sırada mankenleri suya düşürmekle meşguldüm. Kıza ayakkabıyı giydirim derken hop cumburlop suya. Hem de kim biliyor musun? Tuğçe Yıldız. Hadi be. Bir de kızı sudan çıkarmaya çalışırken ayağımı burktum. Gençler, ben acil kaçtım, artık arkası yarın. Geldim anneanne, geldim. Yavaş yavaş. Bari dizileri bıraktım, şu kızı izliyorum. Bu da en heyecanlı yerinde kesiyor ya.